Ondan sonra terzin kapısını boyuyor. Oralar, buraları da boyuyor, oraları da boyuyor, buraları da boyuyor. Hepsi bitiriyor. Mehmet boyalar hep bitirdi. Boyalar yok ki ama. Boyalar bittikten sonra ne yaptığını biliyor. Uygulama okulu var Samsun yolunda. İşte oraya biz kaydettirdik. Muhammed'i kaydettirdim ya, zaten Muhammed'in yaşı bayağı ilerideydi. O zaman işte okul dedi ki bunu biz bir yıl okuturuz. İşte bir yıllığına diye biz oraya kaydettirdik. İlk gittiği yıl zaten Muhammed'in şeyi ortaya çıktı. İşte buna iş eğitim alıyorlardı orada. İş eğitim alırken işte çocuklar işte defter kalem veriyor hocalar. İşte bunlar orada kendi başına akşamlar çalışıyorlardı yani. Ondan sonra işte hocalar bir süre sonra diyorlar ya bir ressam bulup göstersek bunları falan. Harun Antakyalı var ressam. İşte onu buluyorlar. O da diyor ki ben diyor hani ben diyor çağırdıklarında diyor ben sıradan bir okul zannediyordum diyor yani. Böyle engelliler okul olduğunu bilmiyordum diyor. Yani gittim oraya diyor okula bir girdim ki diyor bir anda diyor benim beynim durdu diyor. Yani yüzlerce diyor engelli çocuk diyor. İşte Harun Antakyalı sağ olsun işte bunları diyor çalıştığı atölyeye geziyor bunların. İşte Muhammed diyor dikkatimi çekti diyor. En çok resimi bu yapmış diyor. Yani yığmış oraya diyor böyle kağıtları diyor. Ondan sonra işte Harun Antakyalı hocalara diyor ya siz bunlar işte yanlış malzeme kullandırıyorsunuz. Bu iş böyle olmaz falan diyor. Ondan sonra atölyesinden işte Harun Hoca gidiyor boyadır, fırçadır okula getiriyor, dolduruyor. Diyor işte Harun Antakyalı ben diyor bu çocuklarla biraz diyor burada çalışmak istiyorum. Harun Antakyalı gönüllü bunlarla o yıl okulda beraberce çalıştılar. Okulun kantin duvarlarını yaptılar Muhammed'le beraber. İşte orada bir sergi açtılar. İl Milli Eğitim Müdürü falan geldi açılışına. İşte orada bunların yaptığı eserleri sergilediler, sattılar okulun şeyine. Ondan sonra okulun da hoşuna gitti bu iş. Okul ondan sonra Muhammed'i ikinci yıl tekrar çağırdı okula. İkinci yıl tekrar gitti. İkinci yıl bunlar işte İstanbul'da, Ankara'da bir sürü sergiler açtılar bunlar okul adına. Mehmet'in bu küçüklüğü bak. Mehmet'in küçüklüğü doğum yaptıydım ben. Büyük doğumda doğum yaptım. Hasta olduğumu bilemediler. Ondan sonra Sami Usta'ya götürdük. Hacettepe'ye. Hacettepe'de yattı. Oradan Sami Usta'ya götürdük. Benim babama geç yürü dediler. Benim bayağı geç yürüdü. Kaç yaşında yürüdü valla. Bayağı da vardı, büyüdü bayağı. Ben onu daha yürüyemezdim. Halbuki yürüyemezdiler. Ben bunu da yürüyemez diye ayaklarını başörtüyle tülbentle bağladım. Bağlayıp da ayaklarını şu üstlerine de basıp ben bunu devamlı yürüttüm. Muhammed yaşı 28. Neredeyse bizlerle, birçoğumuzla ortalama yaşta emsal. Ama zihinsel yaşı doğum sebebiyle ulaşan bir rahatsızlığı var. Sonradan kazanılmış değil. 6 yaş grubuna ait bir zihin hareket ediyor. Ve en sevdiği 7 renkle konuşuyor. En sevdiği 7 rengi zaten duvarlarda görebiliyorsunuz. Hep canlı renkler bu arada. Yani kendisine sorun, merhaba deyin, siyahla beyaz renk midir deyin. O neler böyle? Öyle bir arkadaşımızdır. Hala biz bile büyükler siyahın beyazın renk olduğunu düşünerek davranırız. Halbuki değil.
Şimdi bu defterler işte bu kartpostalları şey yaptı. O Durmuş Beyler yaptılar. Bu şimdi bazı kafelerde falan satıyorlar bunlardan. İşte Muhammed'e dediler işte aktaracağız falan diyorlar. O defterleri de biz kendimiz yaptırdık. Hani dediler ki onu da bana işte en son bir sergi açmıştık biz şeyde Çankaya'da. Oradayız. O sergide şey yaparken oradaki o sahibi var bir tane. O bana dedi ki ya Hasan Bey böyle defter yaptırsak ne olur falan dedi. Bilmiyorum dedim. Ben işte biz de böyle bir şey yaptırdık. O da öyle elimizde kaldı defterler yani. Nereye açarsa açsın Muhammed'in sergileri müthiş ilgi çekiyor. Şimdi buraya Japonlar geldi, Almanlar geldi, ne bileyim Çeçenler geldi ressam olarak. İşte hatta o en son Japon geldiğinde anlattı işte bize bunu dedi. Artık sen dedi müthiş bir şey yapmışsın dedi bu şöyle destekleme ama dedi. Artık bu iş seni aşmış diyor. Buraya diyor devlet gelip diyor buraya korumaya alacak diyor. İşte buraya diyor Muhammed'in diyor müzesi olacak. Buraya düzgün bir atölye oturtulacak diyor. Muhammed gibi insanlar gelip diyor burada çalışacak, vakit geçirebilecek diyor. Mehmet salona dedik anne ben buraya resim yapacağım dedi bize. Yap dedik. Kanepeleri ortaya çektik. Orayı yaptı. Mehmet orayı bitirince dedi ki ben de bayağı bir dinlendi. Yatak odasına geçti. Orayı da yaptı. Bir sene daha sonra da dedi ben dedi Bodrum'u da yapacağım. Biz dedik orayı ben yapmadım orası aydın olsun dedik ki yok orayı da yapacağım. Gece başladı. Buraya da bir gece bayağı 12'ye kadar yarım yaptı. Ondan sonra devamlı burayı bitirmeye çalıştı. Ondan sonra balkonu yaptı. Dedi yerlere de yapacağım dedi. Yerleri tutmaz yapma dedik. Gerçekten yıkayınca çıkıyor. Yerlere de yaptı. Rastgele neresi gelirse yapıyor. Sobayı çıkarttığım zaman sobanın ağzı bazı dökülüyor. Boyayı getiriyor, oturuyor oraya minder de koyuyor. O şey dökülen yerleri yapıyor. Yani bu çocuklara destek lazım. Şimdi bu işi bilen insanlar zaten herkes bana diyor yani abi sen diyor müthiş bir şey yaptın. Yani bu çocuğu desteklemekle diyor. Şimdi Muhammed gibi mesela çocukların birçok aileler mesela sokağa çıkarmıyor, utanıyor çocuğundan. Anladın mı? Eğitime göndermiyor. Yani bunlar işte eğitilirse bir şeyler ortaya çıkıyor.
Onun için herkes bana, mesela herkes bana tapar yani. Abi sen işte bu işi müthiş yaptın, müthiş götürüyorsun. Harun Bey hala şey yapar bana mesela, Harun Bey. Abi diyor, ben sana diyor, bana inandın diyor, sen bu işi başardın. Ben diyor sonuna kadar arkandayım senin diyor. Yani onun için işte bunlara destek lazım yani bunlara şimdi. Onun için bir de bizim toplum, bizim toplum mesela bu çocuklar işte sokakta kimi deli olarak görüyor, kimi dalga geçiyor, kimi bilmem ne yapıyor, anlatabiliyor muyum? Yani önemli olan bunları toplumu da eğitmek lazım yani. Bunlara nasıl davranılacak işte nasıl yani bizim mesela herkes onu diyor bana, sen diyor örnek olman lazım, örnek oldun diyor yani. Yani Harun Bey hatta çoğu zaman der, ya seni der açtı götürüp sana diyor konferans verdirmeler lazım işte sağda solda falan. Yani demek istedim işte, ne bileyim Muhammed gibi binlerce çocuk var. Onun için şimdi bunlar ilgi gösteren insanları çok iyi biliyorlar. Şimdi bir de Harun Bey de onu anlatıyor zaten. Bir de diyor ki işte bu çocuklara kimse diyor söz vermeyecek diyor. Yapamayacağı bir şey sözünü diyor vermeyecek diyor. Çünkü bu çocuklar diyor, yani söz verdiği zaman bekliyor diyor. At pazarında mesela bizim bir ressam vardı Fatih Oruç diye. O da Harun Bey'in arkadaşıydı. İşte bir gün buraya geldiler. Ya işte Muhammed çok güzel olmuş, harika olmuş. Ben sana dedi 3-5 tuval getireyim, yapmak dedi. Fatih Oruç öleli 2-3 sene geçti, öldü adam. 3-4 sene oldu. Bu zaman zaman bu aklına geliyor. Hala soruyor mesela. Diyor ki ya bu adam bana tuval getirecek. Ne olur? Onun için işte hiç kimse diyor bunlara söz vermeyecek diyor. Buraya gelip giden bazı insanlar da ben böyle uyarıyorum bazen. Onlar da hani yanlış anlıyor, bazıları bozuluyor falan. Dedim kardeşim yanlış anlama, senin gibi buraya yüzlerce kişi gelip gidiyor. Herkes bir söz veriyor, herkes bir şey diyor. Ama işte gelmediği zaman ben Muhammed'e aylarca hesap vermek zorunda kalıyorum diyorum yani. Yani onun için bunlar çok farklı bu çocuklar.